Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tüy ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle zemini gri, pembe, böyle mor, mürdümeye yakın. Şöyle de koyu, böyle gri e, yaprağı benzer çiçekleri var arkadaşlar şu şekilde şöyle minik minik de çiçekleri var. Evet. Bu tülbentime gördüğünüz bu renklerden içindeki çiçeklerden çiçeklerin renginden olan iplerle bir model hazırladım. Şöyle tığımın e, numarası da 21 numara arkadaşlar. Şimdi sizlere hazırlamış oldum modelimize bakalım. Evet şöyle bir e, tülbentimin çiçeklerini de göstermek istedim. Bu şekilde açılmış halide ve e, sizlere arkadaşlar iğneden ta ama çok kolay bir model hazırladım bakın bu şekilde genelde yorumlarda modellerin e, uğraştırıcı olduğunu söylüyorsunuz diye ara sade bıraktım çiçeği de bu şekilde zarif bir böyle hemen yapıp bitireceğiniz bir model hazırladım iki yaprağın arasında iki tane dal ve üzerine de bu şekilde çiçeği kondurdum yapımı kolay bir model olsun bu sefer de sizler için. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar ve şöyle tığ battığını içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Sık üzerine 2 zincir bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Hemen trabzana kapatıp sabitledim. Yine iki tane zincirimi çekip boş olan yuvaya kapattım. Bakın. Bu şekilde 5 tane ara mesafesi koydum. Ben örnek amaçlı her zaman söylediğim gibi siz ne kadar canınız gönlünüz ne kadar istiyorsa o kadar mesafe verebilirsiniz artık. Şimdi çiçeğimizin yuvasını, yaprağının yuvasını yapacağız. Şöyle 2 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Boş kirpiksiz yapıyorum bir tane. Bir tane de şöyle 2 zincir çekip bir defa doladım. 2 ve 2 bakın. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına çevirdim. Hemen boş olan trabzanımın tepe noktasından girip sık iğne ile sabitledim. Bir zincirle düz yüzüne dönüyorum bakın. Şöyle bir zincir çekerek yaprak yapım işlemine başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2. ilk trabzanın bu şekilde. Bir zincir 2 2 alarak trabzan Şimdi bir defa doluyorum. Şöyle 1 2 ve 2. 3 seferde. iki defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 4. Trabzan. 2 defa tığımı doladım, yuvaya girdim. Bu sefer 1, 2, 2 ve 2. Bakın, 5 tane trabzan yaptım. 6. Trabzan için 3 defa doluyorum. Şöyle 2, 2, 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar, eğer 6. Trabzanı fazla dolamak istemiyorsanız, 2 defa dolayıp aynı. Bu 5. trabzanda yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bakın hiçbir farkı yok. 4 zincirimi çekip kirpikle kapattım. Ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğne şöyle yuvada 7. Böyle güzel toparlak bir yaprak yaptık. Bakın, şöyle uç kısmını düzeltelim ve 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 Pardon arkadaşlar 8 tane zincir çekelim şöyle üzerine çiçeğimizi yapacağımız dalımızı hazırladık yine 8 zincir 5 6 7 ve 8 kapatıyorum ve bir zincir çekerek yine Yaprağın aynısını yapacağım. bakın 8 zincirden 2 tane dal yaptım. Bir zincirimi çektim. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 trabzanımı yaptım. Şimdi bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 defa tığ'ı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığ'ı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Tekrar son olarak 3 defa tığı dolayıp bu sefer de 2 2 2 ve 2. Bakın bu bu şekilde 6 tane trabzan 6.'nın içine de 4 zincirimi çekip hemen kapattım ve buraya 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen 7. yuvada yapıyorum bakın. Kaymaması için dibine muhakkak bir tane de sık iğne yapıyorum ve bu şekilde yaprağı tamamladım. 2 zincir çekerek şöyle bir alttaki boş olana bakın. Buraya değil. Boş olana kapatıyorum ve 1 2 zincir. Hemen direkt ara suyuna başlıyorum bakın. Şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 2 zincir sıradaki yuvaya. Tekrar 2 zincir bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 4 zinciri bir çekip kapatıyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya. Tekrar 2 zincir şöyle bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Dediğim gibi bu ara suyundan 5 tane. Siz bunu 7 tane yapabilirsiniz. Örnek basit. Fazla arasını açmazsanız güzel olur arkadaşlar. Şöyle 2 zincirimi çekiyorum. 2 ve 2. 4 zincir kapattım. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Ee, şimdi bu ortadaki dalımızın içine de hemen çiçeğimizi yaparak başlayalım. Şöyle tülbentimin ters tarafına çeviriyorum. Bakın ilk dalımın içerisinden sık iğne ile girip ipimi buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Ve dalımızın diğer dalımızın içine girip 7 zincirden bir tane yuva oluşturdum. Şimdi 8 tane zincir çekerek döneceğiz. 6, 7 ve 8. Döndüm ve buraya yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirle dönüşü yaptım. 8 zincirle yuvanın içine girip şöyle sık iğneyi hafif fazla sıkmadan kapatalım. Oraya kirpikler yapacağız. Batımı kolay olsun. Evet, 6 tane zincir çektim. Şöyle sıkı sıkı. Bu demin gösterdiğim sık iğnenin tam orasından girip sabitliyorum. Buraya bir kirpik oluşturduk. 4 zincir aşağıya yuvaya kapattım. Evet. Bakın bu şekilde 8 tane kirpik yapacağız. 4 zincir çeviriyorum. Şöyle bakın. 4 zincirin arasından girip buraya sabitledim ve 6 tane sıkı sıkı zincir. 6 zincirimi çektim. Buraya sık iğne ile sabitliyorum ve kirpiğim hazır 4 zincir 4 zincirle aşağı 4 zincirle yukarı inerek bu şekilde böyle çiçeğimizi hazırlayacağız ve üzerine 6 zincirden de kirpik yapacağız Evet çok kolay yapımı da hiç el oyalamaz böyle hemen bitirirsiniz arkadaşlar kolay bir model seçtim bugün 6 zincirimi çekiyorum Şöyle. Bu kapattığım sık iğnenin tam ortasından girip buraya sık iğne ile 6 zincirimi sabitleyip 4 zincirle aşağıya iniyorum bakın. Şöyle. burada 3 tane oldu toplamda. Bu kirpikten 8 yapacağız. 4 zincirimi çekip 4 zincirin arasına sıfır noktasına kapatıyorum. Şöyle tekrar 8 pardon 6 zincir. Evet. Dönüşümü yapıp buradaki sık iğnenin tam artasından girip sabitliyorum ve 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirle dönüyorum. 4 zincirle. Aşağı yukarı inerek bu şekilde çiçeklerimi oluştur. 6 zincir. Evet. Sıradaki şey, pardon, sık iğnenin tepesine kapatıp bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincir. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen buraya sık iğnenin arasını kapatıyorum sık iğnenin arasında güzel duruyor arkadaşlar ben biraz kameradan dolayı görmekte belki zorlanabilirim ama gerçekten çok kolay oluyor normalde yapılışı 6 oldu 4 zincir atıyorum. Bu şekilde fazla sıktırmıyorum. 6 zincirimi rahat girebilmek için 6 zincir bu şekilde tam ortasından girip 2 3 ve 4 zincir. Evet, tekrar 4 zincir. 2 3 6 ve 7. Sonucu 4 zincirimiz. 8 tane güzel duruyor. 8 tam kare. 4, 5 ve 6. 6 zinciri yine bu kapatmış olduğum şöyle orta sıklıkta. 4 zincirle aşağıya yuvaya iniyorum. Yeşil yuvaya da sık iğne ile girince güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın dalın içine girip sadece sık iğne yapıyorum hiç zincir çekmeden sık iğneyi sabitliyorum üzerine bir zincir Evet ipimi kopardım bakın şöyle çok güzel bir çiçeğimiz oluştu hemen şu ipleri yakıp temizleyip geleyim Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar bakın bu şekilde oldu şöyle e, e, beyazın dallarını 8 zincirden bu şekilde Pembenin ikini de arkadaşlar 10 zincirden sonradan fark ettim. Daha uzun bakın. Beyaza göre pembenin dalları. Eğer daha yüksek istiyorsanız zincir sayınızı 10. Böyle daha yapışık yaprağı istiyorsanız bu şekilde 8 zincirli dallar hazırlayabilirsiniz. Çok hoş oldu. Çok da zarif oldu arkadaşlar. Şöyle yapılmaya değer bir model oldu. Ee, uğraşmak istemeyen hemen böyle çarşabuk yapıp bitsin isteyenler için güzel bir alternatif model oldu. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Böyle sade, zarif, kalıp gibi de bir model oldu. Özellikle bir de iğneden ta iğnede ne varsa tığ da var dediğimiz modellerden bir tanesi oldu. Çok da hoş oldu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız böyle videolarımın devamı gelir. Beğeni ve yorumlar çünkü YouTube'da ön plana çıkmaya yarıyor. Şimdiden hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.